Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle birlikteyiz. İlk haber Sözcü Gazetesi'nden. Vahşi depolama alanları tarih olacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hem mevcut çevre sorunlarını hem de oluşabilecek çevre sorunlarını en aza indirebilmek adına sürdürülebilir bir çevre politikasıyla önemli bir çalışmaya daha imza atıldığını açıkladı. Başkan Seçer, Mersin'in bazı ilçelerinde bulunan vahşi depolama alanlarının tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar başlattı. Sözcü'den bir diğer haber ise şöyle. Muhtarlara şiddetle mücadele rehberi. Büyükşehir kadına şiddete karşı mücadeleye destek için muhtarlar için şiddetle mücadele rehberi hazırladı. Rehberde 6284 sayılı kanunun içeriği, İstanbul Sözleşmesi ve başvurulacak birimlerin iletişim numaraları yer aldı. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Gençlik kampı dünün gençlerini ağırladı. Büyükşehir'den hizmet alan yaş almış vatandaşlar, güvenli şekilde sosyalleşmenin sağlanması amacıyla Tarsus Gençlik Kampı'nda bungalov evlerde misafir edildi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi son dönemde önemli yatırımlara imza atıyor. Haber Yeni Çağ Gazetesi'nden. Başkan Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanan İrfan Korkmaz'ı ziyaret ederek MESKİ'nin idari birimlerini gezdi. Ziyaretin detaylarına Hakimiyet Gazetesi'nde yer alan "Amacımız Mersin'e hizmet etmek" başlıklı haberden bakalım. Başkan Seçer, MESKİ ziyaretinde "Bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcıdır ama orada görev yapan değerli arkadaşlarımız zaman zaman değişebilirler. Burada temel amaç, temel ilke, prensip Mersin halkına hizmet etmektir. En iyi hizmeti yapmak bizim temel amacımız olmalı" dedi. Mersin Gazetesi'ne dönelim. Başkan Seçer verdiği sözü yineledi. Gelecek yaz yaylalarda su sorunu yaşanmayacak. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı 1. birleşiminde yaylalardaki su sorunu gündeme geldi. Gelecek yaz yaylalarda su sorunu yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Seçer, Çamlıyayla için yeni bir hat yapılacağını, Ayvagediği hattında yeni depo kurulacağını, Gözne, Bekir Alanı, Soğucak, Kepirli, Sarnıç hattınınsa tali depolarla destekleneceğini söyledi. Başkan Seçer, Mersin'i karış karış gezerek sorunları yerinde inceliyor ve talepleri vatandaşlardan bizzat dinliyor. Sıradaki haber Çukurova Gazetesi'nden. Seçer, Silifke'nin kırsal mahallelerini gezdi. Silifke'nin kırsal mahallelerinde yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Eğer siyasetçi olarak vatandaşa gidebiliyorsanız, vatandaşla konuşabiliyorsanız ve mutluysanız iyi yoldasınız. Durumunuz da iyi demektir. Ama dışarı çıkamıyorsanız, vatandaşa gitmeye korkuyorsanız bir sıkıntı var demektir. Ben korkmuyorum. Yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan eminiz" dedi. Başkan Seçer, Toroslar ilçesi Mevlana ve Halkkent mahallelerinde de yurttaşlarla buluştu. "Birilerini zengin etmek için gelmedik" başlıklı haberin ayrıntılarına İmece Gazetesi'nden bakalım. Mevlana mahallesinde yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, zor bir dönemde belediye başkanlığı yaptığının farkında olduğunu, buna rağmen şikayet etmeden, yoktan var ederek hizmet yapacaklarını vurguladı. Seçer, "Bir topluma hizmet isteyen var, bir de kendine hizmet isteyen var. Biz kişileri ihya etmek, zengin etmek için gelmedik. Bir kişiye, bir zümreye, bir topluluğa ayrıcalık sağlamak için gelmedik. Biz halkı kucaklamak için geldik" dedi. Seçer, Halkkent'te ise Büyükşehir tarafından mahalleye kazandırılacak entegre yapının arazisini inceleyip açıklamalarda bulundu. Detaylar için Haberci Gazetesi'nde yer alan Halkkent'te entegre tesis haberine dönelim. Büyükşehir bazı bölgelerde vatandaşların taziye evi talebine yanıt verirken sadece taziyeler için değil, çok amaçlı kullanılabilecek entegre tesisler yapmayı da hedefliyor. Bu örneğin ilk adımı ise Halkkent Mahallesi'nde atılacak. Halkkent Mahallesi'nin taziye evi, emekli evi, mesleki kurs merkezi, kreş ve üniversiteye hazırlık kursu gibi ihtiyaçlarına aynı anda yanıt verebilecek olan entegre yapı, barındırdığı ticari alanlar, zemin kat dükkanlarla bölgede canlanmaya ve kalkınmaya da katkı sunacak. Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, entegre, toplumun farklı kesimlerine, farklı amaçlara hizmet eden bir yapı çıkacak. Halkkent'te yaşayan vatandaşlarımız için de güzel bir çalışma olacak. Projesi tamamlandı, ihale aşamasında. Bu yıl sonunda temelini atarız. 2021 sonunda inşaat tamamlanır. 2022 başında hizmete açacağız" dedi. Yeni Güney Gazetesi'nden "Büyükşehir zirveleri asfaltlamaya devam ediyor" haberiyle Sesli Gazete'yi noktalayalım. Büyükşehir, uzun yıllardır çözüm bekleyen ve bölgede yaşayan vatandaşlar için sorun oluşturan Tarsus'a bağlı kırsal mahalleler olan Pirömerli, Dorak, Tepetaşpınar, Boztepe ve Böğre Eğri'yi bağlayan grup yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Sesli Gazete'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.